gerek olur mu? Şu olabilir. Rahim ağzı kanseri HPV kısaltılması olan insan sihir virüsü kaynaklı oluyor çok büyük oranda. Hı hı. Bu doğada çok yaygın bulunan bir virüs. 200'e yakın çeşidi var. Yaklaşık 30 tanesi insanları da enfekte ediyor. Enfeksiyonun tipine bağlı, virüsün tipine bağlı düşük riskli veya yüksek riskli enfeksiyonlar gelişebilir. Düşük riskli dediğimiz tipler genelde sihir yapıyor. Kadın ve erkeklerde genital bölgede. Yüksek riskli tipler ise daha çok kronikleşmeye ve kanserleşmeye meylediyor. Virütik bir hastalık olduğu için de çok fazla bir ilaç tedavisi söz konusu değil. Vücudun bağışıklığının bunu bertaraf etmesini umarak bekliyoruz. Nasıl belirti veriyor, nasıl bulaşıyor? Cinsel yolla bulaşıyor temel olarak. Cilt teması gerekiyor hastalıklı bölgeye. Daha çok da eğer sihir varsa o sihirlerin bulaştırıcı olduğunu biliyoruz. O yüzden o bölgedeki sihirlere çok fazla dokunmamak, kaşımamak, kanatmamak lazım. Genel olarak genital bölgeyi tuttuğu için prezervatif maalesef tam olarak koruyucu değil. Yine de oldukça koruyucu. Prezervatif kullanmayı mutlaka öneriyoruz. Genital bölgedeki sihirlerin dönem dönem tekrarlama, dönem dönem kaybolma ihtimali var. Hiçbir bulgu vermeden yıllar boyunca kronikleşip taşıyıcılık söz konusu olabiliyor. Erkeklerde hiç bulgu olmadan kadınlara taşıyıp bulaştırma söz konusu olabiliyor. Bununla ilgili tarama testleri var zaten. Rutin olarak onları uygulamak istiyoruz kadınlara. Tarama testleri bakanlığımızın önerisi 21 yaş itibariyle başlayıp 29 yaşa kadar olan kısımda 3 yılda bir simir testi yapılması şeklinde. 30 yaşından sonra da yine 3 yılda bir simir veya 5 yılda bir HPV testi ismini verdiğimiz testlerle yapıyoruz taramayı. Bu simir alma işlemi oldukça ağrısız. Rutin jinekolojik muayene esnasında rahim ağzını bizim spekulum dediğimiz kaşık denen aletle görüntüledikten sonra bu yumuşak fırçayla sadece dokunarak sıvı örneği alıp bunu patolojiye gönderiyoruz. Oldukça basit ve ağrısız bir işlem. Onun dışında bağışıklık sistemimizin çok kuvvetli olması lazım. Uykusuzluk, güzel beslenmeme, kilo, spor yapmama gibi problemler bağışıklığı zayıflatarak enfeksiyonu kapmamıza ve kronikleştirmemize sebep olabilir. Sigara çok önemli bir faktör. Bu virüs çok yaygın. Tekrar tekrar enfekte olmak söz konusu olabilir. O yüzden tek eşli olmak önerdiğimiz bir şey ve prezervatif kullanmak mümkün olduğunca önemli. Onun dışında esas önemli nokta aşısı olması bu hastalığın. Çocukluk çağından itibaren aşı yapılabiliyor hem kız hem erkek çocuklara. Sihirler çıktıktan sonra onları yok etmek için bazı tedaviler uygulayabiliyoruz. Hastanede yapabileceklerimiz var. Bazı solüsyonlar uygulayabiliyoruz. Cerrahi olarak çıkarma, yakma, dondurma işlemleri yapılabiliyor. Veya eve yine bağışıklık sistemi üzerinden etki eden bazı kremler reçete edip hastaya gönderebiliyoruz. Tekrar nüksedebilir, çıkabilir. Özellikle de bağışıklığın zayıfladığı durumlarda, gebelik bunların içinde maalesef. O dönemlerde tekrar ataklar yaşaması hastanın mümkün. Sihirlerde artış rastlamıyorum ancak hastalar hastaneye gelemediği için, simirlerini yaptırmakta geç kaldıkları için, aksattıkları için daha ilerlemiş lezyonlarla karşılaşabiliyoruz. O yüzden yılda bir jinekolojik muayene aksatmadan yola devam edersek daha sağlıklı olur düşüncesindeyim.